broşür hazırladık. Hemen bu duyuruyu yapayım. Ve aslında gezememiş olanlar için küçük kim, bir kimler var? Video tur turumuz var. Ben onu rica edeceğim şimdi. Değerli konuklarımız, biraz önce kişisel verileri koruma kanunu gereğince yapılan açıklama sonrasında kaydımız başladı. Kamerasını kapatmamış ve ismini anonim hale getirmemiş konuklarımız bu kaydın sosyal medyada yayınlanmasını ve diğer Rotary kuruluşlarıyla paylaşılmasına rıza göstermiş sayılacaklar. Tekrar hatırlatıyorum. Şu anda size hızlıca bir turlattık devam eden sergimizde. Dün itibariyle eser sahiplerinden 11 genç sanatçımız jürimiz tarafından ödüle layık görüldü. Onları da aslında şöyle hızlıca bir görelim. Ondan sonra sözü ben sevgili Markus hocamıza veriyor olacağım. Evet, farklı dallarda hem heykelde hem cam özel ödülümüz, kadına şiddet özel ödülümüz ve heykel ödüllerimiz var. Birincilik ödülümüz Damla Gök'e, ikincilik ödülümüz Hüseyin Demirel'e ve üçüncülük ödülümüz de Behiye Arat'ın eserlerine verildi. Ayrıca Levent Sağol adına özel bir ödülümüz var. Dediğimiz gibi sponsorlarımıza tekrar buradan teşekkür ediyoruz. Onun bir ödülü var. Sayın Celil İlhan arkadaşımıza verildi. Yine Levent Sağol adına Deniz Küçükballılar ödüle layık görüldü. Yani aslında bu sene cam ödülleri üçe bölündü. Çünkü jüri gerçekten seçmekte çok çok zorlandı. Ahmet Mert Ertürk'e de bir ödül, aslında iki ödüldü. Üçe bölünerek üç genç sanatçımız ödüllendirildi. Fotoğraf dalında Umut Erbaş derece alırken, heykelde Yeniköy Rotary 10. yıl özel ödülünü Tansu Kırcı aldı. Polisa'nın kadına şiddet 10 senedir bizle beraber destekçilerimizden olan Polisa'nın böyle bir özel dalı var. Gizem Altun kazandı onu. Jürinin özel heykel ödülünü Tuğba Işık Baysar'ı aldı bu sene. Ve yine jürinin özel heykel ödülünü Eda Çalışkan sanatçısı, genç sanatçı arkadaşımız aldı. Böylece 11 tane ödül genç sanatçı arkadaşlarımızı buldu. Tekrar ben aramızda olduğunuz için teşekkür ediyorum ve sözü Markus'a devrediyorum. Evet, çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Adım Markus Graf ve bu akşam Ayda Elgis Güreli, Mois Zilbaman ve Derya Bigale ile sanat yarışmaları ve özellikle bu yarışmalarının sanatçılar için ve sanat ortamı için yani onun anlamı ve önemini konuşmak ve tartışmak isterim. Başlamadan önce çok kısa bir şekilde ilk olarak bazı tebrikler sunmam gerekiyor, sunmak isterim. İlk olarak tekrar Bazart'a tebrik etmek isterim. 10 senedir böyle bir yarışma götürmek ve her sene daha profesyonelleştirmek ve kurumsallaştırmak hiç de kolay bir şey değil. Ve dolayısıyla bugünkü konumuz sanat yarışmaları. Unutmayalım, Bazart'ta artık bu önemli yarışmalar arasında sayılır. Ve bence onun yanında tabii ki ben de biraz önce gösterdiğiniz genç sanatçıları çok tebrik etmek isterim. Ama onun dışında aslında şu anda hem bu yarışmaya katılan hem bütün yani Türkiye'de ve dünyada üretmeye devam eden, paylaşmaya devam eden, pes etmeyen, hala sorgulayan, eleştiren
ve yaratan sanatçılar tebrik etmek isterim. Ve bu bağlamda bence sanat gerçekten sade vatandaş, yani benim gibi sade vatandaşlar için çok iyi ve önemli bir örnek. Şimdi örnek derken biz şimdi bugün 3 tane çok iyi örnek görüyoruz. 3 tane köklü, farklı disiplinler ve farklı yaklaşımlarda ama genel olarak çağdaş sanatının paylaşımı için çok önemli platformlardan bahsedeceğiz. Bir tarafta Elgis Müzesi'nin teras sergileri, bir tarafta Zilberman Galeri'nin genç yeni farklı ve Akbank Sanatı'nın günümüz sanatçılar ve sergiler yarışmasından bahsedeceğiz. Biz 2-3 round yapacağız. Arka arka normal belki bir masa etrafında olsaydık daha hızlı ping pong yapabilirdik ama bu yani bu mecrada o biraz zor. Dolayısıyla biraz daha didaktik ilk olarak Derya, sonra Ayda, sonra Moïse ile devam etmek isterim. Ki önceden şunu altını çizelim. Aslında burada 3 tane farklı kurum görüyoruz. Bir sanat mekanı, Akbank Sanat. Bir müze, Elgis Müzesi. Hatta bir koleksiyoner müzesi. Bu ayrı bir müze türü diyebiliriz. Ve en son olarak bir sanat galerisi, bir ticari sanat galerisi. Dolayısıyla 3 tane farklı kurumunun ortak meselesi sanat yarışması gelince ben aslında tabii şey merak ediyorum. Bu kurum ya da siz hangi misyon, hangi vizyon ve hangi sebeplerle bu yarışmaları yapıyorsunuz? Ve dolayısıyla Derya belki ilk olarak şöyle başlayabiliriz. Herkes bu arada yarışmaları sevmez sanat dünyamızda. Biliyorsunuz bazı kişiler şey diyor, sanat yarıştırılmalı, işte hani kim karar verecek, neyi karar verecek falan filan. Dolayısıyla olumlu görüşleri yanı sıra olumsuz görüşmeler de var. Dolayısıyla Derya, sen şimdi 2003'ten itibaren işte Akbank Sanat'ta işte bu yarışmanın başındasın. Jürilerle beraber şimdiye kadar sayısız genç sanatçıları kazandırdın. Hatta daha önce işte Resim Heykel Müzesi Derneği ile beraber başlatılan 1980'lardaki işte bu yarışmaya baktığımızda ben geçen gün bu listeye baktım. Vallahi Ayşe Erkmen genç sanatçı olarak katılmıştı. Gülsün Kara Mustafa katılmıştı. Fevzi Karakoç katılmıştı. Ben şaşırdım yani neredeyse yani şu anda işte Olgun Çağdaş arasında kim sanat tarihi yazdıysa sizin elinizden geçmiş gibi. Dolayısıyla Derya birazcık şey bahsetsene yani siz bir kurum olarak ve sen bir yönetici olarak kişisel olarak da sanat yarışmalarının anlamı ve önemi nasıl tanımlayabilirsin? Ve özellikle belki siz Akbank Sanat olarak nasıl bir farkı, nasıl bir misyon ve vizyona sahipsiniz? Buyurun. Çok teşekkürler. Öncelikle buraya davet edildiğim için ayrıca bu sene jüride yer aldığım için çok teşekkür ediyorum Bazarta'da bu güzel yarışma sergisini yaptığı için. Evet, senin de bahsettiğin gibi günümüz sanatçıları sergisi 39 yıl önce başlamış. Belki o dönem için çok yeni, hiç örneği olmayan bir yarışma sergisiydi muhtemelen. Ve Resim Heykel Müzeleri Derneği'nin başlattığı bir yarışma sergisi. O dönemde Türkiye'de genç sanatçılara imkan sağlamak amacıyla, onları desteklemek amacıyla başlayan bir yarışma sergisi. Ama seneler içinde serginin kapsamı biraz daha değişti, biraz daha büyüdü. Bizim misyonumuzla da çok oturan bir sergi olduğu için biz de sanatın çok farklı platformlarında, farklı disiplinlerinde gençleri desteklemeye çalışıyoruz. Bu sadece plastik sanatlarda değil, görsel sanatlarda değil. İşte demin de konuşuyorduk, kısa film festivalinden jazz festivaline kadar, diğer etkinliklere kadar biz gençlere hep bir platform sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da 2003 yılından bu yana günümüz sanatçıları sergilerine Resim Heykel Müzeleri Derneği işbirliğine ev sahipliği yapmaya başladık. 30. yılında ise serginin formatı biraz değişti. Biraz daha destekleyebilmek için gençleri ödül vermeye başladık. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri. Tabii ki burada maksat sadece belli bir sanatçı kitlesini almak ve onlara sergi yapmak değil. Burada en önemli amaç tüm Türkiye'deki güzel sanatlar fakültelerindeki öğrencilere ulaşmak, genç sanatçılara ulaşmak, onların kendilerini ifade edebilecekleri bir platform yaratmak. Çünkü senin de çok iyi bildiğin gibi son birkaç yıldır seninle birçok üniversiteyi Anadolu'da gezdik. Oradan İstanbul'a ulaşmak ve kendilerini ifade edebilmek genç sanatçılar için çok çok zor. Neredeyse imkansız. Ancak bu sergiler, bu yarışmalar
vesilesiyle kendi seslerini daha kolaylıkla duyurabiliyorlar. Ve böylece sadece kendi şehirlerinde değil İstanbul'a ulaşabilme imkanı buluyorlar. Tabii ki bizler onlara vesile oluyoruz. Burada yaptığımız çok büyük bir şey değil belki ama sonuçta kariyerlerinin en başında bu imkanı bulabilmeleri, kendi seslerini duyurabilmeleri, motivasyonlarını arttırmak açısından, sanat eleştirmenlerine ulaşmak açısından, koleksiyonerlere, galerilere ulaşmak açısından bence önemli. Böylece yaptıkları işin sanat camiasında da nasıl ses bulacağını öğrenmiş oluyorlar. Feedback alabiliyorlar, diğer sanatçılarla etkileşime girebiliyorlar. Ve her şeyden önce bir sergide yer alma pratiğini geliştiriyorlar. Diğer sanatçıları da tanıyarak, işte demin de bahsettiğim gibi sanat eleştirmenlerine, galericilere ve koleksiyonerlere ulaşarak sergi kariyerlerinin daha en başında önemli bir avantaj sağlıyorlar diyeyim. Bence de yani bir yarışma aslında benim için hep üç tane görevi üstleniyor. Yani bir tarafta sanatçının görünürlüğü için önemli. Bir tarafta ekonomik bir katkıdan bahsediyoruz birçok şey yarışmalarında ve öbür tarafta özellikle genç sanatçılar için çok önemli bir deneyim, yani deneyim kazanabilmek için bir platform, yani portfolyo nasıl yapılır, işte nasıl başvuruluyor, işte pes etmemek, jüri her zaman en iyisini bilemeyebilir diye ya da bir jüri tarafından kabul edilen bir sanat eseri belki başka bir jüri tarafından işte kabul edilir falan diye. Yani bütün bu profesyonelleşme ve kariyer çizerken aslında bence yarışmaları aslında çok önemli bir deneyim kazandırıyor. Ayda, şimdi Akbank Sanat'a baktığımızda biz koskocaman çok kapsamlı bir kültür merkezinden bahsedebiliriz. Biraz önce Derya'da da işte hem işte dansları, tiyatroları, işte Anadolu'da işte başka festival üstü festival yapıyorlar. Film, sinema, bazen başım dönüyor Derya anlattığında. Siz müze olarak ya da koleksiyoner müzesi olarak, bir özel müze olarak buradaki ilginç bir misyon üstlendiniz. İlginç bir proje aslında çizdiniz. Teras sergileri. Yani işte sizin müzenizin üstünde, biraz önce sen daha iyi anlatırsın ama sizin müzeniz üstünde bir boş alan varmış. Bu boş alanlarla hadi kullanalım falan demişsiniz herhalde. Ondan sonra bunu nasıl kullanalım? Heykel sanatı destekleyelim diye karar vermişsiniz galiba. Yani ilginç bir şekilde günümüz sanatçılığı zaten isim üzerine çağdaş sanat ve multidisipliner bir yarışma olurken siz çok spesifik bir şeklinde heykel sanatı üzerine durdunuz. Bu isim Ayda biraz anlatsana, yani bu fikir nereden kaynaklanıyor? Teras, heykel, bu bağlamda nasıl çalıştınız? Buyurun. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar herkese. Şimdi teras sergisine geçmeden önce bizim müzemizin seneye 20. yılını kutluyoruz, Elgis müzemizin. Şimdi 20 sene önceye baktığımızda da aslında misyonlar aynı. Yani bir şeylerde işte kendimizce öncülük yapmaya çalışarak bugünlere geldik. Çünkü Türkiye'deki diyelim eksiklikleri fark ediyorduk. Yani doğan müthiş sanatçıları ama onların gösterebilecekleri yerlerin yokluğunu diyelim. Ve 20 sene önceki işte koleksiyonumuzun belli bir noktaya geldikten sonra onu paylaşma arzumuzla yola çıkıp ama o zamanlar daha başka hiçbir sanat kurumunun, özel müzenin, devlet müzesinin olmadığını düşünerek, sanat anlamında bahsediyorum tabii ki, altını çizmek isterim. İstanbul Güncel Sanat Müzesi Proje 4 ile adı altında kurulup, işte bizim Proje 4 ile hayatta olduğu sürece ana meseni olup hem mekanımızla hem de işte her türlü maddi ve manevi desteklerimizle birçok genç sanatçıya kendimizce basamak olup onların hem Türkiye'de hem yurt dışında görülmeleri, yayılmaları, tanınabilmeleri. Çünkü ben hep bunu söylerim, biliyorsunuz sanatçılar görüldükçe biliniyorlar. Kariyerleri o şekilde artıyor. İnsanların görebilecekleri yerlerde asıl oldukları sürece büyüyorlar. Bu misyonla doğmuştuk. Aradan geçen 10 yıl sonra biz bütün bu Türkiye'deki müzelerin, kurumların çok aktif bir biçimde doğup da çalışmaya başlamasıyla biz de dedik ki biz tekrar ana
kalbimizdeki özümüze dönmek istiyoruz. Biz bir koleksiyon müzesi olmak istiyoruz. Çünkü biz koleksiyonumuzun her zaman yaşaması gerektiğine inanıyoruz dedik. Asla depolara girmesini istemiyoruz. Biz hepsini sevdiğimiz için alıyoruz ve onlarla yaşamak istiyoruz dedik. Ve o dönem mekanı da değiştirip Maslak'taki mekanımıza taşınıp Elgiz Müzesi olarak, koleksiyon müzesi olarak devam ettik. Tabii bu arada sadece hani bir bölümde koleksiyonumuzu gösteriyoruz, bir bölümde de daha böyle geçici tarihli sergiler yapıp hem müzeyi daha aktif tutuyoruz, hem işte bazen sanatçılara yer veriyoruz, işte bazen tematik sergiler yapıyoruz, kimi zaman yine koleksiyondan seçkiler yapıyoruz misafir küratörlerle ve bunların hepsine biz kendimiz karar veriyoruz. Yani alımlarda da müzenin işleyişi konusunda da biz tamamen ailece ve müzedeki arkadaşlarımızla beraber yuvarlak masaya oturuyoruz. Her hafta, tabii pandemiden önceydi, şimdi birazcık daha ekran karşısında yapmaya çalışarak. Biz 4 kişilik bir aileyiz. Yani kendi çekirdek ailemin dışında annem, babam, kardeşim, ben ve müzedeki arkadaşlarımızla kahve eşliğinde daha ne yapabiliriz? İşte nasıl projelerle ilerleyebiliriz? Yani tamamen kime nasıl faydamız olur şeklinde ilerliyoruz. İşte tam o noktada herhalde bir gün işte bu kahve masasında otururken bu genç sanatçılar için, özellikle heykel alanında ne yapabiliriz mi diye düşünürüz. Özellikle heykel nereden çıktı? Özellikle bir heykel sevdanız mı var? Şöyle oldu. Aynen bir günkü o yuvarlak masa etrafında düşünürken dedik ki bizim bu kadar büyük bir 2000 metrekarelik bir mekanımız varsa bizim üzerimizde de 2000 metrekarelik bir atıl duran terasımız var. Biz dedik bu terastan nasıl faydalanabiliriz, nasıl faydalandırtabiliriz? Ve orada da hep dediğim gibi hani kendimiz önce olmaya çalıştık bu kadar genç sanatçının kariyerlerinde, başarılarında bir basamak olabilmeye. O dönemde fark ediyorduk ki heykel sanatçıları daha zor durumda. Nasıl zor durumda? Çünkü muazzam sanatçılar yetişiyor hem okullarda hem de bizim lokasyonumuz gereği Maslak'tayız ve otosanayideki birçok sanatçı atölyesiyle de çok yakın temasta, komşuyuz aslında, yürüme mesafesindeyiz. Arada bir fırsatımız olup gördükçe hayran oluyorduk. Fakat onları ne bir koleksiyoner evinde görüyorsunuz. Çünkü bunlar çok hem ağırlık olarak büyük hem malzeme olarak daha böyle zor diyelim heykeller, malzemeler. Ve haliyle koleksiyonerler almaya korkuyorlardı. Çünkü sonra ben bunu bugün bahçem var, yarın olmazsa nereye koyarım korkusu. Nice okullarda üreten öğrenciler var, sonra kendi koyacakları yerler yok vesaire. Ve biz onlara bir yüz olmak istedik. Fakat burada bence bizim değindiğimiz en önemli nokta şuydu. Dediğim gibi biz bütün sergilerimize ve alımlarımıza ailece karar veriyoruz. Ancak sadece bu teras sergisindedir ki dedik ki buna biz karar veremeyiz. Yani ben Ayda olarak gezip de seni beğendim, seni koydum sergime veya işte bunu keza babam yapması doğru olmaz dedik. Çünkü bunlar dedik bizim koleksiyonla alakalı değil. Biz burada tamamen bu sanatçıları seçip onlara yer verip onları kataloğa koyup gerektiğinde de bizde tamamen ticari amacımız olmadan koleksiyonerlerle buluşturuyoruz. Nasıl buluşturuyoruz? Beğenen koleksiyonere telefonu budur arkadaşımızın diye kontağa geçiyoruz ve o vesileyle de bir özel bir kurul kurduk ki bu kurulumuzda Rahmi Aksungur, Seyhun Topuz, Nilüfer Ergin, Haşim Nur Gürel var. Onlar da bilirsiniz bölümlerinde, okullarında en üst düzeydeki akademisyenlerimiz. Onlarla beraber önce temayı kurguluyoruz, ondan sonra da açık çağrı yapıyoruz. Daha sonra toplanan dosyalarda onların eşliğinde onlar seçiyorlar ve onlar kürasyonunu yapıyorlar. Yani onlar terasa yerleştiriyorlar ve bu sanatçılara katalog çıkartıyoruz, bu sanatçılarla paneller yapıyoruz. Hatta böyle birazcık da charity gecesi yapmaya başlamıştık tam ki araya pandemi girdi. Bu sayede de bu büyük heykellerin hem koleksiyonlara hem müzelere hem de akıllarımıza veya kütüphanelerimize diyelim girmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siz bu sergiden de kendi koleksiyonunuzu alıyor musunuz? Öyle bir aranızda her sergide bir iki tane bir alalım, yoksa böyle bir şart mı koydunuz kendinize? Yok, tamamen o da şöyle oluyor. Yani hep beraber eşit derecede buna bakıyoruz. Biz dediğim gibi hatta birkaç kere üst üste bir yardım gecesi gibi geceler düzenledik, caz gecesi diye.
Oralarda gizli müzayede şeklinde sanatçılara isimsiz beğenenleri diyelim. Çünkü biliyorsunuz fiyat biçmek de çok zordur sanatçılara. Dolayısıyla sanatçılar kendi fiyatlarını biçiyorlar. Onun üzerine de gizli gizli herkes arttırarak işte çoğu sahip oldu. Biz de sadece koleksiyon olarak hem bu geçtiğimiz süreçte bu birkaç aylık dostluklarımız böyle bir aile şekline geliyoruz o sanatçılarla da. Hem üretim süreçlerinde hem sergileme süreçlerinde. Dolayısıyla yani biz de hani beğendiğim kelimesini kullanmak istemiyorum çünkü hepsini beğeniyoruz. O sergi boyunca da hepsiyle yakınlaşıyoruz eserlerinde. Ama birkaç tanesini biz de tabii satın alarak Elgiz tabii koleksiyonunun, Elgiz Müzesi'nin birer parçası yapıyoruz. Çoğu da yerlerini buluyor. Dediğim gibi bu vesileyle hem önemli kurumlara hem özel güzel koleksiyonlara gerek aile koleksiyonu olsun gerek işte yurt dışındaki koleksiyonlara gitmiş oldu bu heykeller bugüne kadar. Çok önemli. Yani bu işten yani sadece görünürlük karnı doyurmaz. Sanat üretim devam ettirmez. Dolayısıyla evet, bu ekonomik katkı bence çok önemli. Bir şey daha lafı vermeden bir şey daha söylemek istiyorum. Benim için yani Ayda için en güzellerinden bir tanesi tabii ki seçimi ayrı bir hoş. Çünkü işte bu hocalarımızla beraber böyle hani şarap eşliğinde keyifle düşünerek yapıyoruz. Ama kurulumunu da bir gün belirliyoruz. O bir gün pazar günü oluyor. Ve işte büyük bir vinç geliyor. Çünkü Maslak'taki yolların kapalı olması gerekiyor o gün. Çünkü vinç ana caddeye kuruluyor ve vinç eşliğinde terasa çekiliyor heykeller. Dediğim gibi çoğu çok büyük heykeller bunların. Ve o günü panayır gibi düzenliyoruz. Yani yemeğimizi koyuyoruz, çayımızı, kahvemizi, içkimizi. Ve beni büyüten, bu sene çünkü 13.sü oluyor. 2012'den beri yapıyoruz. Beraber büyüdük bu sanatçılarla da. Benim hani manevi olarak büyümem, hoşuma giden en güzel nokta da o kadar sanatçının birbirine yardımını görüyorsun. Orada birbirine fikir vermesi, omuz olması, beraber taşları elleriyle ayırıp heykelleri yerleştiriyor olması, birbirlerine fikir veriyor olmaları, kırılanı beraber tamir ediyor olmaları falan o kadar böyle güzel bir birlik oluyor ki o süre boyunca da o da benim için hep böyle bir panayır gibi. Hem kuruluşu hem kapanışı hep böyle panayır gibi hep beraber yapıyoruz. Evet, evet. Moisa geçmeden önce Derya sana bir kısa dönmek isterim. Çünkü şimdiye kadar iki paralellik gördüm. İşte genç sanatçı bir destek, işte bir boşluk doldurmak, bir yanda sergi yapılıyor, işte ödül veriliyor, aynı zamanda katalog yapılır. Akbank Sanat'ta da bence sizin katalog yapmanız çok önemli bir şey, çünkü bu şeklinde sanatçılar kendi arşivine ya da genel olarak arşivlere, kütüphanelere girebilir. Ama sanki çünkü Ayda da bunu çok net altını çizdi. Oradaki seçici kurulu çok önemsedi. Hatta çok da önemli heykeltıraş ve hocalarımızın isimleri söyledi. Derya, sizin jürideki rolünüzü nasıl algılayabiliriz? Çünkü her sene siz dedi jüri değişiyor ve oradaki jürinin anlam ve önemini dışarıdan sanatçı olarak ya da izleyici olarak nasıl anlayabilirim? Yani kim jüri belirtiyor? Nasıl çalışıyorsunuz? Evet, biz Resim Heykel Müzeleri Derneği ile birlikte yapıyoruz. Tüm kararlara ortak alıyoruz ve her sene bizlerin dışında 3 tane de yabancı jüri oluyor. Genelde 2 yabancı bir Türk jüri üyesi oluyor. O da küratör oluyor ve daha sonra da sergide seçilen sanatçıların işlerini sergilenme küratörlüğünü o küratör üstleniyor. Genel olarak böyle. Zaten yarışma şu şekilde ilerliyor. Önce online başvurular alınıyor. Daha sonra jüri üyeleri online'da değerlendiriyorlar. En çok oy alanlar bir araya getiriliyor ve jüri fiziksel olarak toplandıktan sonra onlar tek tek tartışılarak seçiliyor. İki aşamalı jüri çalışması var. Ha, iki aşamalı. Çünkü mesela benim birçok katıldığım yarışmada tamamen dijital olarak seçiliyor. Ondan sonra sergi kurduğumuzda bazı günlerde hakikaten sürprizleri yaşayabilirsin. Yani daha büyük, daha küçük, işte renkler biraz farklı olur. Yabancılarının jüri üyeliğine nasıl karar verdiniz ve onun faydasını nasıl değerlendiriyorsun? Ben o bu arada 2004 yılında sizinle çalışmıştım. 2004'te galiba 24. günümüz sanatçılar şey falan da yarışmasında jüri üyesiydim. Orada da Suzan van Hagen vardı. Emre Baykar ile beraber. Çok net hatırlıyorum. Benim kendi kariyerim de çok önemli bir noktaydı. Neyse, evet. Şimdi yabancıları.
O da zaten bütün yıl boyunca araştırıyoruz, tekliflerde bulunuyoruz, Türk jüri üyesine de danışıyoruz, onun da tanıdığı kişileri davet etmek istiyoruz. Bu yine Resim Heykel Müzeleri Derneği ile yine işbirliğini fikir teatisinde bularak süreçler içinde gelişiyor. Onun önemi şöyle, yabancı jüri üyeleri gözüyle de Türk sanatçılarına bakmak önemli, onların yorumları çok değerli. Aynı zamanda gençlerle bir araya geldiklerinde geri bildirimleri genç sanatçılar için önemli. Bu bizim önem verdiğimiz bir konu. Her sene mutlaka bir, bazen de iki tane yabancı jüri üyesi davet ediyoruz. Bence de önemli. Kim bilir, belki bugün yarın işte bu aradaki genç Türk sanatçı o yabancının küratörünün network'ünü girebilir. Onunla beraber çalışabilir. Çünkü öyle şeyle olur. Teşekkürler. Mois Bey. Şimdi... İki tane non-profit mekanı gördük. İşte bir işte Akbank Sanat, bir işte Ergis Müzesi. Şimdi sen vallahi söylerim, en başarılı galeri sahiplerinden birisisin ve güçlü bir galeri yerin var. İşte uluslararası bir program yürütüyorsun. Çok fazla fuara gidiyorsun. Ve bir bağlamda gidiyorduk. Gidiyorduk. Evet, hepimiz gidiyorduk. Hepimiz gidiyorduk. Ama yani çünkü ara sıra benim asistanlarım, öğrencilerim, sen de işte staj yapmışlar ya da asistanlık ya da çalışanlar olarak girmişler, çıkmışlar. Bu işin senin galerin gayet iyi biliyorum. Şimdi bütün bu ticari odaklı faaliyetle yanı sıra. Çünkü sonuç olarak ticari bir galerinin ana amacı öyle ya da böyle sanatçılarının yapıtlarını ve eserlerini satmak, sanatçıya uluslararası belki bir platforma götürmek ve bu bağlamda aslında ticari bir kurumdan bahsediyoruz. Fakat ona rağmen aslında Muiz, sen başka projeler yapıyorsun. Yani işte bir research fund açmıştın bir zamanda diye hatırlıyorum. Yani araştırma yapan sanatçıları, genç araştırmacıları bir önemli bir fund açmışsın. Residence program diye bir şey duymuşsun bir zamanda, ama özellikle tabii ki bizim genç yeni farklı yarışmamız. Sen bir onun öyküsünü biraz bizimle paylaşır mısın? Yani onun amacı nedir? Yani çünkü şimdiye kadar günümüz sanatçıları duyduk. Günümüz sanatçıları, ki belki aramızda şu anda genç sanatçılar ya da işte sanatçı adayları bulunuyor. Ben genellikle insanlara şunu diyorum, yani sanatçılarım. Hangi yarışmaya başvuracağınızı bilmeniz gerekiyor. Yani Beys'in başka bir kimliği var. Mamut'un başka bir kimliği var. Günümüz sanatçıların başka bir kimliği var. Hatta şu anda bu sıralama ile birazcık işte olgunlaşma seviyesini gördük. Dolayısıyla mesela sizin kavramınızda en başına genç koydunuz. Dolayısıyla bu yarışma projesinin yani galeri için ne anlam taşıyor? Senin için ne anlam taşıyor? Ya da işte tamamen işte social responsibility projemi düşündün, yoksa genç sanatçılar oradan mı keşfedebilir miyim diye başlamışsın. Buyurun. İyi akşamlar herkese. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için bu etkinliğe. Bu dönemde tabii bu tür etkinliklere hepimizin çok ihtiyacı oluyor. Evet, söylediklerin çerçevesinde her şeyden önce şunu söyleyeyim. Sen de zaten ticari bir galeri derken o ticari kelimesini böyle değişik bir vurguyla söyledin ister istemez. Bizim galeriye herkes tuhaf bir galeri gözüyle bakıyor. O kadar ki yani bizim kurumsal aktivitelerimiz en az ticari aktivitelerimiz kadar ağırlık taşıyor yaptıklarımızda. Bu biraz da işte bir koleksiyoner galerisi olmasından, öyle başlamasından kaynaklanıyor. Bu çerçevede senin dediğin gibi evet, Berlin'de devam eden bir residency programımız var. Daha önce yaptığımız bir research based projeler için sanatçılar şey vardı, bir fonumuz vardı, doğrudur. Ve GYF var tabii. GYF evet genç diye başlıyor. Her şeyden önce övünerek söyleyeyim, GYF'nin isim babası benim. Genç yeni farklıyım. onur duyarak söylüyorum. Evet, önce genç, yeni ve de farklı olsun istedik. Tabii ki bu yarışmayı, ki biz seçki demeyi tercih ediyoruz. Bu seçkiyi yapmaya karar verirken düşüncemiz her şeyden önce bir misyon sahibi olmamız gerektiğini düşünerek başladık. Kuruluşumuzun ikinci yılından beri yapıyoruz. 10 kere yaptık şimdiye kadar. Bu misyonumuz da genç sanatçıların görünürlüğünü
yükseltmek, arttırmak, onlara fırsat vermek. Ve ülkemizde ne yazık ki kurumsal destekler işte şu anda katılan arkadaşlarımın da temsil ettiği kurumlarda olduğu gibi oldukça az. Zaten Aydan'ınki gene özel. Hani adı ya yani müze ama işte özel müze. Öbürü de işte Akbank'ta gene özel bir kuruluş. Yani işte hep böyle özel kuruluşlar, özel müzeler, özel galeriler ancak destek olabiliyor. Ne yazık ki bir kamu desteği yok. Ben işte Berlin'de galeri açtıktan sonra bunun ne kadar önemli olduğunu hele bu pandemi döneminde bir kez daha anladım. İşte bu eksiklikleri bizim kapatmamız lazım. Bu çerçevede de genç sanatçıların bilinirliğini, görünürlüğünü arttırmak, onlara destek vermek amacıyla başlattık. Genç evet çünkü 35 yaşından daha genç olmak şartı var bu seçkiye katılabilmek için, başvurabilmek için. Tek şartı da bu. Yeni şeyler yapmalarını tercih ediyoruz. Yeni şeyler yapan arkadaşların eserlerini göstermeye çalışıyoruz ve farklı olmalarını istiyoruz. Çünkü çağdaş sanat, dün çağdaş dediğimiz bugün eskiyor biliyorsunuz. Dolayısıyla farklı olması lazım diye düşünerek adını Genç Yeni Farklı koyduk. 10 kez yaptık şimdiye kadar. 10.sü başvuru olarak değil de ilk 9'da katılıp da belli bir noktaya gelmiş olan sanatçılardan çok zorlanarak yaptığımız bir seçkiydi. Çünkü o kadar çok başarılı arkadaşımız oldu ki. 142 sanatçı katıldı şimdiye kadar. Yani bu vesileyle, bu toplantı vesilesiyle, bu konuşma vesilesiyle bu istatistiği istedim. Hakikaten çok güzel bir şey. 142 ayrı sanatçı. Çünkü hiçbir sanatçı iki kere katılmıyor. Jürimiz her yıl değişiyor. O da şartlarımızdan biri. Bizde de mutlaka bir yabancı jüri üyesi oluyor. Bir koleksiyoner oluyor, bir küratör oluyor. Biz bir jüri başkanı seçiyoruz ve jüri başkanına kendi jürisini bizim de tabii onayımızı alarak oluşturmasını talep ediyoruz. İşte açılışa mutlaka yabancı da dahil olmak üzere jüri üyelerini davet ediyoruz. Her seferinde değişik olmasını istememiz, tercih etmemizdeki neden sanatçıların networklerini geliştirmeleri. Bizim için de aynı şekilde söz konusu. Yeni insanlarla tanışıyoruz. Yani Zilberman'ın ailesi genişliyor bu şekilde her seferinde yeni farklı üyelerle çalışarak. Bir de farklı görüşler de her temsil edilebilmiş oluyor. Diğer arkadaşlarımın da belirttiği gibi, senin de gayet iyi bildiğin gibi bazen bir arkadaşın işli seçilemiyor ve için kan ağlıyor. Yani hakikaten çok güzel oluyor ama İşte bir başka jüri üyesi onu beğenebiliyor. Yani o yüzden bunu tercih ediyoruz. Bu bizim kendi tercihimiz. Bir de bizim yarışmamızda ödül yok ama eserleri sergilenmeye değer görülen her sanatçıya bir sabit bir ödeme yapıyoruz. Bu şekilde eserlerini üretebiliyorlar. İşte kimisi fotoğrafını basabiliyor, kimisi şasisini alabiliyor. Vallahi en övündüğümüz şey bu sanatçı arkadaşlar. Ha bir de şunu söyleyeyim önce, yani hiçbir zorunlulukları yok katılan arkadaşların. Ne galeriyle çalışmak, ne eser vermek vesaire söz konusu değil. Satışta yapıyoruz sergileri. İşte bugüne kadar katılan 142 sanatçı arasından galerimizle şu anda çalışmakta olan Alpin Ardabağcık ve Zeynep Kayan var. Daha önce başka arkadaşlar da oldu. Ve o kadar çok sanatçı şu anda yani büyük ihtimalle ilk defa bizde eserini gösterme şansı bulmuş. O kadar çok genç sanatçı arkadaşım şu anda aktif olarak sanat piyasasının içinde, sanat dünyasının içinde. Yani bu hakikaten onur veriyor. Ya Eda Aslan şimdi, bakıyorum evet, şimdi listeye. Evet buyur söyle. Şimdi bunu diyecektim. Mesela şimdi Alpin Arda o da benim işte arkadaşım. Tabii canım. Birkaç kez beraber çalıştık ve hatırlıyorum o aslında o yarışmaya katıldı ve bu yarışma ile aslında sizin bünyenize katılmıştı. Dolayısıyla yani Alpin ya da Zeynep bu ikisi aslında yarışmalarının gerçekten faydalı olduğunu, işe yaradığını gösteriyor değil mi? Yani başkaları da var. Başkaları da yine bizim galeride çalışıyor olmaları gerekmez. Bak birkaç isim söyleyeyim. Hani hepimizin bildiği isimler. Eda Aslan, Zeynep Beler, Gülşah Mursaloğlu, Gizem Karakaş, Ezgi Tok, Hasan Özgür Top, Sevinç Çalhanoğlu.
Larisa Araz, ya çok arkadaş var. Can Küçük, Mehmet Öğüt, Merve Ünsal, Begüm Yamanlar. Hmm. Ya bu arkadaşlar hepsi çok büyük ihtimalle, çok büyük kısmı belki hepsi değil, ilk kez bizde gösterdiler. Hmm. Bunu da şuradan biliyorum. Bazen genç sanatçıların çoğunlukta olduğu bir açılışa katılıyorum. Genç bir arkadaş geliyor. Ya ilk defa benim işimi siz gösterdiniz diyor. Boynuma sarılıyor. Allah Allah. Tanımıyorum tabii. Ama o kadar hoşuma gidiyor ki. Yani işte işe yarıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bir işe yaramış oluyoruz. Bir şeyleri değiştirmiş oluyoruz. Tıpkı Akbank'ta olduğu gibi, tıpkı Elgis'te olduğu gibi biz de Karınca Kaderince böyle bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Zaten bunu şimdi size bir küratör olarak da dönüt olarak söyleyebilirim. Yani yeni sanatçıları keşfedebilmek için gerçekten işte parantezde yarışmalı sergiler, bu Base olabilir, Mamut olabilir ya da sizin yarışmalara ya da selectionlere olabilir. Orada aslında ya şeyi belki anlatılması gerekiyor. Mesela Akbank Sanat'ta 1000 kişi başvuruyor. Sonra işte jüri oradan en iyi 30 kişi seçiyor. Yani Moïse sizde de öyle, Ayda sizde de öyle. 300 küsür kişi başvuruyor bize. Her sene 300 küsür kişi başvuruyor. Dolayısıyla mesela koleksiyonerler için ve sanatseverler için aslında bunun gibi sergiler çok güzel bir yansıtma olarak değerlendirebiliriz. Yani çağdaş sanatının, genç sanatçının. Şimdi son bir round olarak tekrar gitmek isterim. Pelin, bu arada soruları alınacak mı? Eğer alınırsa nasıl yapacağız? Chat room mu yazacağız? Evet, lütfen chat'i kontrol ediyor olacağım. Ve sizlerin sohbeti bittiği zaman sizlere iletiyor olacağım. Okay, çünkü tamam. Birkaç arkadaşımız el kaldırmış. Tamam, bir round... Ama ben buradan yazmalarını rica ettim. Okey, kısa bir round daha yapacağım çünkü şey merak ediyorum. Yani şimdi siz birkaç senedir işte bu yarışmaları yapıyorsunuz. Belki yani yönetici gözüyle ve özellikle jürileri yakından takip eden gözleri olarak belki şunu tavsiye edebilir misiniz? Çünkü aramızda genç sanatçılar var. İşte bu tip yarışmaları jürileri ya da kurumları neye dikkat ediyorlar? Yani ne gibi tavsiyeleri verebilirsiniz işte genç sanatçıları? Yani özgür işte CV düzgün yazsılar mı, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar mı falan mı? Yani orada kısa bir statement isterim. Derya, sen de bir yönetici olarak bu genç sanatçılara başvururken ya da yarışma seçerken neler dikkat edeceğini bir söyler misin? Evet, başvuru önemli. Tıpkı bir işe başvururken yaptığımız biyografi CV hazırlamak gibi yarışmaya başvururken de o yapılan başvuru çok önemli. Ben çok net, sade ama bir sıralaması olan, kolay anlaşılabilen başvurular düzenlemelerini rica ediyorum gençlerin. Ve künye bilgilerini çok detaylı vermelerini. Çünkü en başta dijital olarak başvurulduğu için online'da jüri üyelerinin daha iyi anlayabilmesi için teknik detayları çok net vermeleri lazım. Kendilerini çok iyi ifade etmeleri lazım. Ama basit ve net bir şekilde yapmaları lazım. Belki bir biyografileriyle ilgili bir sıralama yapabilirler eğitimleriyle ilgili. Ve mümkünse daha önce yaptıkları diğer işleri de koysalar, bu bizler için çok önemli oluyor. Başka çalışmalarını görmek. Özetle bu kadar aslında. Ve bir de başvuruları son güne bırakmasınlar. Genelde yarışmada son haftayı buluyor başvurular. Ve son hafta olduğu zaman, hatta son gece bile başvurular çok fazla oluyor. Çok teknik hata yapma ihtimalleri oluyor. Biz tek tek arıyoruz, düzeltiyorlar ama yine de ne kadar vakitlice yaparlarsa kendileri açısından da, kontrol etmek açısından da daha kolay olur diye düşünüyorum. Okey, teşekkürler. Ayda? Evet, bizde de böyle uzun bir deadline'ımız olmasına rağmen son saatlerde böyle takır 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 dosyalar düşüyor. Kimisi de böyle hani bu pandemiden önceki yıllarda böyle ağlıyor ağlıyor koşarak gelenler, telefonla arayanlar, böyle kapatmayın müzeye yetişiyorum diyenler vardı. Bizde de şöyle oluyor, bizde şimdi bir tema belirliyoruz biz her sene, o temaya göre açık çağrımızı yapıyoruz. Dolayısıyla biz de o sanatçının kendini veya işini niye o temaya uygun bulduğunu anlatmasını bekliyoruz.
Artı zaten o işlerin daha önce gösterilmemiş olması lazım. Yani özellikle mesela bir ticari kurumda veya böyle büyük bir sergide, yani ya bu iş için üretilmesi lazım bu mekan için, yani bu sergi için, ya da hani daha çok kişinin görmediği bir şey olmasını tercih ediyoruz. Onun dışında da bizim belli kurallarımız var. Çünkü müzenin üst katı olduğu için, açık hava terası olduğu için ve orası Ayaz Ağa olduğu için, Ayaz Ağa'nın ayazına maruz kalacakları için bu heykellerin, öncelikle onların mekanı tanımasına, yani ben tabii hani spesifik bizim sergi için konuşuyorum ama bu tabii bütün sergiler için de geçerli. Yani neye katıldıklarını, ne şartlarda olacaklarını önce onların biliyor olmaları lazım. Ondan sonra da kendilerini niye ve niçinlerle ve Derya Hanım dediği gibi net, yalın ama kısa, özetle bize anlatıyor olmalarını bekliyoruz. Kimisi mini maketler getiriyor ki bu da şart da değil. Bize iyi anlatmaları, malzemeyi iyi anlatmaları, malzemenin tanınırlılığıyla, yani bu malzeme eşittir şu kilo olacaktır, ben bunu şöyle taşıtacağım, kendi ayakları üzerinde şöyle duracak ki devrilmeyecek gibi, onları iyi anlatabiliyor olmalarını bekliyoruz. Tamam, çok teşekkürler. Mois? Arkadaşların söylediklerinin hepsi geçerli. Bizde bütün başvurular online. Ama tabii ki evet, son gün, son saatler. İlk zamanlar böyle biraz panik yapıyorduk. Ya son güne kaldık, hala 100 başvuru var filan diye son anda birden 250 başvuru daha geliyor. Ya bu işin tabiatında var galiba. Ben vazgeçtim yani, arkadaşlara zamanında gönderin demekten. Çünkü okulda bu böyle. Ben de öyleydi değil mi? Sınavdan önce çalışım. Evet. Değil mi? Öyleydi. Kendimiz de sabahlardık yani. Sınava sabahlardık filan. Yani böyle bir şey bu. Dolayısıyla ondan vazgeçtim. Ama evet, derli toplu olması, görsellerin yüksek çözünürlüklü olması önemli. Çok önemli bir şey ki bir iki kere sorun yaşadık. Bu oldukça başarılı olan arkadaşların başına gelmiş bir şey. Özellikle yazıyoruz buna dikkat edin diye. Birden çok yarışmaya aynı eserle başvuruyorlar. Seçildikleri zaman da birden çok yarışmaya sıkıntı oluyor. Çünkü seçildikleri eseri göstermek istiyoruz. Çünkü eser seçiliyor burada. Sanatçı değil. Ama ben onu bilmem nerede göstereceğim dediği zaman sıkıntı oluyor. Gösteremiyoruz. Üzüntüler oluyor. O yüzden yani çok güzel bir şartnamemiz var. İşte iyi okuyarak başvurmak lazım. Orada bunların hepsi yazıyor. İşte şey oluyor. Bizde sadece online başvuru olmasına rağmen eliyle koşarak son gün getirenler oluyor. Ya biraz dikkatli okuyarak başvurmakta yarar var. Bir de tabii mesaj olarak şunu söyleyeceğim. Ben hep söylüyorum bu seçkilerle ilgili. Yılmadan başvuru yapmaları lazım arkadaşların. Bu sene olmaz, önümüzdeki sene olmaz, bu yarışma olmaz. Ama mutlaka yılmadan başvuru yapmaya, daha iyi başvurular yapmaya devam etmeleri lazım. Bu çok önemli bir şey. Yani seçilemedim ah deyip vazgeçmemeleri lazım. Ama tabii ki hepimiz için geçerli. Tabii ki eser seçiliyor. Tabii ki tecrübeli gözler seçiyor. Ama doğru dürüst bir başvuru, dört başı mamur, düzenli yapılmış, özenle hazırlanmış bir başvuru, bir portfolyo tabii ki etkileyici oluyor. Bunu da bilmelerinde yarar var. Yani o çok önemli bir şey. Evet, çok teşekkürler. Özellikle bu bilgiler bence değerli. Şöyle belki, yani ben de birçok yarışma katılan birisi olarak, hatta hayatımda 2-3 tane yarışma sıfırdan tasarlayan birisi olarak birkaç tane katkıda bulunmak istiyorum. İlk olarak bence sizin bütün söyledikleriniz yanı sıra şey de çok önemli. Yani bu artist statement dediğimiz metin var ya, hem sanatçının işte artist statement, kendisi anlatan metin, ya da bazı yarışmalarında yapıtları yanında kısa bilgileri ve yazılar isteniyor. Bu yazıların özellikle çok düzgün yazılması gerektiğini düşünüyorum. Yani biz sıkça ya büyük lafları, Derrida, Foucault falan filan uçuyor havada. Ama aslında boş. Ya da bazen çok klişeyle, yani işte ben sanat severim falan, annem beni müze götürdü vesaire. Yani ben tabii ki, yani herkes yazamaz ve biraz klişeli olsa da sanatçının işi yazmak değil, sanatçının işi işte üretmek. İşte ve yazabilseydi belki yazardı. Ama o zaman da şey yapacaksın, arkadaşını çağıracaksın. İşte birçok genç sanat yazarımız var. İşte sanat yöneticileri, küratör adayları ya da edebiyat fakültesinden birisini bul. Yani özellikle bu yazılara bence dikkat edin. Çünkü onlar önemli.
Görsellerin çözünürlüğü yarın sıra görsellerinin düzgün çekilmesi gerektiğini, yani bazen şey görüyoruz, atölyede işte iki tane tarafta yakından yandan çekiliyor fotoğraflar. Biz jüri içinde şey merak ediyoruz, bu bir enstalasyon mu? Yani şimdi nereye bakacağız? En son olarak büyük ihtimalle Ayda, Derya, Mois, siz bunu sergi kurarken fark ettiniz. Lütfen genç sanatçı adayları sergilemeyi hazır gönderin. Çünkü bunu da sıkça, yani asma aparatları nasıl sergileneceğiz diye bilmiyoruz. Ya da işte boyutları yanlış söyledi falan. Dolayısıyla bu da en son olarak önemli. Ve son olarak belki sonra bir sorulara bakalım var mı? Gerçekten sanatçıları bence yarışma hangi yani seviye demeyeyim, ligde demeyeyim ama suda olan sanatçılara uygun. Bazıları biraz daha olgun sanatçılar için uygun. Yani örneğin yani son sınıf bir öğrenciyi Mammut'a başvurmasını çok mantıklı bulmuyorum açıkçası. Tutabilir, olabilir ama Mammut'un seviyesi sonuç olarak galeriyle çalışmayan ama artık belli bir seviye gelen ve belli bir olgunlaşmış hale gelen bir sanatçı için uygun. İşte Beysu bir tarafta çok net için bir olarak. Yani listeye baktığında Ayşe Erkmen, Mehmet Ali Uysal, Volkan Aslan falan filan oradan geçerken oradaki stars fakat aynı bir ayrı bir kimliği var. Daha genç bence ve kariyerinin başında daha erken noktada mesela Bazart gibi yarışmaları bulunabilir. Bu yüzden bunu bilmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Okey. Pelin, var mı bir soru? Şöyle, chatte henüz gelen bir soru yok ama benim birkaç sorum olacak müsaade ederseniz. Ki hemen aslında ilk sorumu siz cevapladınız. Bazart'ı nasıl konumlandırdınız? Andırıyorsunuz diye soracaktım. Biraz daha erken yani. Evet Bazart bir zamanda hakikaten siz de zaten böyle bir amatör ruhuyla başladınız. Ama 10 senedir geliyor bize ama nasıl görünüyoruz? Sizi değerlendirmesi çok yok, daha yok, önemli. Benim için şimdi artık yani yani sadece amatör ruhlu olan bir yarışma olarak değil artık şey yani hakikaten yarışmalardan birisi diye düşünüyorum yani çok net. Çok iyi bir sıçrama tahtası oluyor. Çünkü Mois de bunu biraz da söyledi. Yani bunun gibi yarışmaları aslında görünürlük kazandırıyor ve bir sıçrama tahtasını olarak değerlendirebilirsiniz yani. Hatta bakın yani Alpin oradan nereye sıçradı? Mois'in sanatçı kadrosuna. Müthiş. Tabii. Bizde de çünkü öyle çok genç sanatçılar işte Oğuz Kaleli gibi, Şeyma Barut gibi. Aynen. Yani işte Rana Balca gibi. Yani benim şu anda bir sürü arkadaşımız Bazart'la tanıştı belki ilk. Daha sonra gerçekten belediyelerin yaptığı yarışmalar için, belediye mi yazıyor orada pardon. Belediyelerin yaptığı yarışmalar için ne düşünüyorsunuz diye bir soru geldi. Belediyesine göre değişir diyelim. Doğru cevap. Peki. Benim de Derya'mla bir de sorum olacak. Ya bir saniye. Alakalı iki aşamalı. Bence buyurun, o kadar atlamayalım. Mois çok güzel bir çok güzel bir şey patlattı. Bir yerine de hap diye geçelim. Bence şöyle ilk olarak söyleyeyim. Çünkü Mois de tekrar bunu altını çizdi. Aslında bakın. Bu arada özel bir müze var.
Akbank bir STK ile beraber bir yarışma yapıyor ve Mois Silverman işte kendi inisiyatifiyle, hatta kendi cepinden böyle bir yarışma yarattı. Tamam mı? Yani bu işlerin tabii ki yani Türkiye'de, hatta Mois şunu dedi de, yani devletinin desteği yetersiz olduğundan dolayı bizim yapmamız gerekiyor. Ve ben de bunu sıkça diyorum. Biz yapmasak kim yapacak? Ama onu da altını çizerim. Yani belediye ya da işte büyük şehir belediyesi, yerel yönetim ya da devlet olmadan bu iş olmaz. Gerçekten olmaz. Bunu bilmemiz gerekiyor. Ve bazı belediyelerde şu anda hakikaten çok iyi ve çok önemli değişimler görüyorum. Yani örneğin işte Ataşehir Belediyesi, Kadıköy zaten etkin daha önce. Eskişehir. Yani, evet. Eskişehir çok güzel şeyler yapıyor. Tabii. Dolayısıyla bakın yani Eskişehir olsun, şunu olsun, bunu olsun. Yani iyi örnekler bulunur ve görüyorsunuz başka belediyeleri onların başarını kopya etmeye çalışıyor. Ve inanın, hatta ben şimdi Ataşehir Belediyesi ile çalışıyorum. Hatta bunun üzerine biz yeni bir yarışma tasarlıyoruz. Henüz hazır değil ama bu sene onu başlatacağız. Misyon, vizyon çok net. Ve inanın belediyelerin ulaşabildiği kişiler normalde Mois, Ayda, Derya ya da ben biz o kadar kolay ulaşamıyoruz biliyor musunuz? Çünkü bizim de belli tabii bir kişimiz var. Tabii yani. Bizim böyle bir içinde değil. Dolayısıyla belediye diye bir bilgi geldi. Ha, zaten bunu da söyleyeceğim. Bakın ben şimdi geçen gün işte bu Taksim Meydan Yarışması böyle bir kenardan bir değdirdim falan. Ya inanamadım yani ne kadar profesyonel yarışmaları yapıyorlar. Tabii ki şimdi hepsi şey askıda kaldı gibi de. Ama yani oradaki kurumsallık ve profesyonellik oldukça etkileyici. Gerçekten iyiydi. Neyse şimdi susuyorum. Peki. Şöyle ben Derya Hanım'a olan sorumu tekrarlayıp sonra tekrar çete döneceğim. İki aşamalı bir jüri şeyinden bahsetmiştiniz. Daha doğrusu tam jüri ilk önce online olarak seçiyor. Daha sonra da fiziksel olarak. Biz de bu sene önce eledik. Ondan sonra da fiziksel olarak. Mi diye de tabii böyle bir şeyler geçiyor. Sizin oradaki tecrübeniz gerçekten çok değerli. Anladığım kadarıyla fiziksel olarak bir noktada short liste kalanların değerlendirilmesi çok önemli gibi ben algıladım sohbetiniz sırasında. Onu biraz açabilir misiniz? Orada aslında ben belki yanlış ifade ettim. İlkinde jüri online'da seçiyor. Daha sonra evet. En çok puan alanlar bir araya getiriliyor ve jüri fiziksel olarak bir araya geliyor. Yani işler aynen. Yine online'da takip ediliyor. Fiziksel olarak getirtilmiyor ama jüri fiziksel olarak bir araya geliyor. Evet evet tam benim sormak istediğim de o. Yani fiziksel eserleri peki fiziksel olarak görüyorlar mı ikinci aynen. Aşamada? Ha. Eserler fiziksel olarak görmüyor. Fakat şöyle bir şey oluyor. Emin olamayan enstalasyon olabilen ya da dokusu anlaşılamayan o işler getirtiliyor galeriye. Ve onlar kuruluyor. Hatta bir keresinde çok büyük duvar büyüklüğünde bir işi getirmek zorunda kalmıştık. Getirdikten sonra seçtik. Çünkü fotoğrafından hiçbir şey anlaşılmıyordu. Ama birçoğu anlaşılıyor. Eğer herhangi bir tereddüt varsa iş getirtiliyor ama. Peki çok mersi. Yine chatten bir sorumuz var. Bu girişim Kültür Bakanlığı ile konuşulup acaba desteklenebilir mi, büyütülebilir mi diye sorulmuş. O konuda eski bir jüri üyesi olarak referans verebilirim. Çünkü çok kişi bilmiyor. Kültür Bakanlığı'na ait olan ve Güzel Sanatlar Müdürlüğü tarafından yapılmış bir yarışma var. Güncel sanat yarışmasını. Yani gençlere şey yazsınlar. Kültür Bakanlığı, Güzel Sanatlar Müdürlüğü, Güncel Sanat. Yarışması. Çok iyi bir yarışma. Hatta birkaç sene önce beni de jüriye çağırdılar. Ben ilk olarak açıkçası biraz şüphe duydum. Yani kaygılıydım. Nasıl bir yarışma acaba? İşte profesyonel mi değil mi? Sonra dedim bana ilk olarak şartname gönderin.
Sonra bu şartlarını bir okudum. Vallahi helal olsun, çok güzel yazmışlar ve çok da iyi bir şeydi. Ve o jüride işte Ahu Antmen ile beraber bu jürideydik. Çok da iyi bir şey yapıyorlar. Jer Modern'de sergisi açmışlar. Ve ödül parası çok yüksekti. Yani galiba 10 sanatçı 10 bin TL, yani herkese 10 bin TL ödül parasını vermişler. Katalog da yapmışlar. Dolayısıyla Kültür Bakanlığı'na ait olan Güzel Sanatlar şey müdürlüğünü takip etsinler. Parantez daha açacağım çünkü benden istediler. 27 yaş altında olan küratörleri, yazarları, sanatçılar ve genç araştırma ve sanat yöneticileri için özel bütçeleri ve fonları açıyorlar. Yani her sene aslında Güzel Sanatlar Müdürlüğü'nü takip edin. Yani eğer gençlerin işte bir sanat ve kültür projesi varsa gerçekten oraya başvurabilirler. Ve inanın iyi insanlar orada var. Yani ümit var. Ve bence denilebilir. Önemli bir kurum. Peki. Onun dışında şu anda bir sorumuz yok. En azından yazılmış. Melike belki söz almak ister. Bir hafif artık kapanışa geçelim. Hepinize çok çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Günümüz gerçekten çok güzel oldu. Sayenizde çok güzel bir sohbet oldu. Evet Melike, sendeyiz. Ama mikrofonunu açman lazım. Şu an herhalde sesim geliyor. Geliyor. Ah, süper, harika. Girişte böyle bir teknik aksaklık yaşadım. O yüzden kusura bakmayın. Konuşamadık, şey yapamadık sizinle. Öncelikle çok teşekkürler. Gerçekten çok güzel oldu. Ve ben davetimi kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Yani bu iki konuşma benim için yarın da gerçekleştireceğimiz bir konu var. Şu açıdan önemliydi. Aslında bir senedir salgınla mücadele ediyoruz ve bir yılı geçti artık bakıldığında. Bu bir yıllık süreç içinde ne geçti, nasıl oldu, nereye gitti, siz neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor bu yarışmalar, nerede başlamıştı gibi bir konuşma düşünmüştüm. Ve o şekilde ilerledi. Çok teşekkürler o yüzden. Katkılarınız hakikaten çok değerli oldu. Özellikle bu süreçte birçok sanatçı ne yapabileceği konusunda daha böyle karamsar bir dünya çizerken herhalde kendi içinde daha aydınlatıcı olmuş ve yol çizmiştir diye ümit ediyorum. O yüzden çok teşekkür ederim. İyi ki katıldınız, iyi ki geldiniz. Çok çok sağ olun hakikaten. İşte teşekkür ederiz Melike, sağ olasın. Teşekkür ederiz. Önemli olan bunları hep beraber yapabiliyor olmak. Evet, salgın bizi bir süre durdurdu ama açılabilirsin dedikleri günden itibaren açığız ve işte ona göre adapte olmayı öğrendik. İşte açılışlarımız şu saatler arasında değil, bütün gün bekliyoruz diyerek yapmaya başladık açılışlarımızı. İşte dediğiniz gibi yani genç sanatçıların da çok ihtiyacı var bu yarışmalara, bu sergilere. Dolayısıyla hani bir yasak gelmediği sürece biz devam etmeye devam edeceğiz diyelim. Böyle sağlıklı kalacağız, böyle birlikte kalacağız. Evet bu, ancak devam ederek. Evet, bugün sanat yarışmalarının anlam ve önemini zaten altını çizdik. Ve bu yüzden ben de işte yarışma yapmayan birisi olarak ama yarışmaları takip eden birisi olarak ve sizin sayenizde yeni sanatçılarla tanışabilmek benim için çok önemli bir olay. Dolayısıyla sanat ortamımızın adına hakikaten Derya, Ayda, Moïse, iyi ki varsınız, iyi ki bu görev üstleniyorsunuz ve hakikaten hepimiz için önemli platformlar oluşturuyorsunuz. Çünkü sizin sayenizde ve bu yarışmalar sayesinde genç sanat bir görünürlük platformu oluşturuyorsunuz ve bu şeklinde tıpkı Bazart yaptığı gibi biz gerçekten yeni dünyalarla, yeni sanatçılarla tanışabiliriz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Çok çok teşekkürler. İyi akşamlar. Yarın, İyi akşamlar. Yarın aynı saatte Bazar Talk'un ikinci gününe herkesi tekrar aramızda görmek istiyoruz. Melike'nin bu sefer sunumunu yapacağı. Bugün yarışmalardan konuştuk aslında Pelin'in söylediği gibi. Yarın da peki nasıl ayakta kalıyoruz, ne gibi desteklerle devam ediyoruz bunu konuşuyor olacağız. Yani iki farklı aslında devam etme ve ayakta kalma sürdürülebilme konusunda neler yapıyoruz? Hani sanat dünyamız içinde neler devam ediyor onu konuşacağız yarın da. Gelebilirseniz harika olur. Keyifle konuşuruz karşılıklı. Evet, çok çok çok, çok teşekkürler herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hı?
Çok teşekkürler. Çok mersi.